Evet, Şener Hocam çok teşekkür ederiz öncelikle sunumunuz için. Ben müsaadenizle bir iki değerlendirme yapayım. Yani özellikle şey noktasına biraz dikkat çekmek istiyorum. Bu sonsuz tartışması meselesinde. Aslında matematik felsefecileri şöyle bir ayrıma gidiyorlar. Bu bizim gelenekte de vardır. Bil kuvve sonsuzla, bil fiil sonsuz. Şimdi matematikteki aslında o bizim genellikle eşine insanlar hediye ediyor o sonsuz. O aslında bir kuvve sonsuza, potansiyel sonsuza tekabül ediyor. Gerçek sonsuz değil. Daha ziyade bizim matematikte esas aldığımız bir fiil sonsuza ya da işte actual infinite diyorlar ya İngilizce'de. Gerçek sonsuzu alefle bir sembolize ediyoruz. Yani Cantor'un tanımladığı alefle sembolize ediliyor. Zaten doğal sayılar kümesinin eleman sayısını ifade ediyor. Bu doğal sayılar kümesinin eleman sayısı da aslında bu sonsuz değil. Alef sıfır dediğimiz ilk sonsuz ötesi sayı. Dolayısıyla biraz oradaki tartışma bu büyüklükler potansiyel sonsuz olabilir mi değil de alef sıfır olabilir mi tartışması. Şimdi çoğunluk tabii matematik felsefecileri de ufak bir okul istisna. Bu sezgicilik dediğimiz bir okul var. O okul istisna aslında sonsuz ötesi sayıların mümkün olduğunu düşünüyorlar. Çelişkiye neden olmadığını düşünüyorlar. Ha, fiziksel karşılığı var mı? Ayrı tartışma. Yani fizikte bir karşılığı var. Biraz orada Hilbert'in de dediği bunun fizikte karşılığı yok. Yoksa matematikte tutarlı bir kavram olarak elbette bu ifade Doğru. edilebilir. Bizim gelenekte çünkü biraz sanki mantıksal çelişki içerir gibi konuşuluyor. Aslında modern matematikte bu mantıksal çelişki içermez ama pratikte uygulanamaz. Yani Tabii. evrende bir algısı var. Bu da bu arada ilginç tabii bizim açımızdan da olumsuz bir şeydi. Çünkü burada önemli bir tartışma daha var. Allah'ın zihninde sonsuz meselesi var. Şimdi biz sonsuzu bir taraftan sevmiyoruz ama bir taraftan da seviyoruz. Çünkü Allah-u Teala'nın sıfatları sonsuz. Allah'ın bilgisinin sonsuz olduğunu düşünüyoruz. Nasıl bu sonsuz tutarsızsa o zaman haşa Allah-u Teala'nın zihni de tutarsızdır diye ateist itirazlar var. Aslında bunlar devre dışı kalmış oluyor. Biraz Cantor'un sonsuzu mümkün olduğunu göstermekteki çalışmaları, bu dini motivasyonu da var. Cantor dindar bir adam. Aslında Allah'ın zihninin çelişki içermediğini haşa göstermek için çalışmalar sürdürüyor. Yani bu anlamda ilginç bir denge var burada. Yani bir taraftan sonsuz mümkün, mantıken mümkün gibi gözüküyor matematiksel olarak. Ama pratikte fiziki evrende olamıyor. Dolayısıyla evrenin geçmişi Evet. olamıyor. Evet. Var gibi duruyor. Yani böyle ufak bir katkı sunmak isterim. Daha da uzatıp zaman çalmak istemiyorum. İlk soruyu tabii misafirimiz olması hasebiyle Bilal hocamın bir sorusu varsa Bilal hocama verelim. Enis hocam kusura bakmayın ben içinizde en uzak biraz daha doğrusu belki Şener Hoca'nın ifadesiyle küresel evrenin o cepheden gelen biri olarak konuşacağım. Öncelikle ben Enis Hocam sizi ve Mehmet Bulgen Hoca'yı tebrik ediyorum. Böyle bir etkinliği düzenlediğiniz için. Bu daveti kabul eden Şener Hocamızı da ben gerçekten teşekkür ediyorum. Sunumunu, özellikle sunumundaki konu tertibi çok dikkatimi çekti. Çok renkli ve çok başarılı bir sunum yaptı. Bizler de şimdi bu sene tabii online kararı aldık. Geçen dönem de yaptık ama bizim mesela bu tür sunum örneklerinden çok alacağımız şeyler var. Yani o anlamda çok güzel bir örneklik sergilediniz burada. Bundan dolayı da özellikle hasreten teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi ben sadece chatten size bir şey sormuştum ama direkt olarak size sormuştum. Onunla isterseniz başlayalım. Evrenin genişlediğinden bahsetmiştiniz. Acaba evrenin tamam genişlediğini tespit ediyor fizikçiler.
Bu genişleme hızıyla ilgili bir şey var mı? Buna dair yani ne oranda bir genişleme söz konusu? Siz Big Bang'le irtibatlandırdınız. Yani Big Bang'den itibaren giderek evren genişliyor. İlk aşamalarda bunun biraz daha zamansal olarak daha hızlı olduğunu, giderek bu hızını kaybettiğini, biraz daha ağır seyrettiğini falan söylediniz. Yani bu genişleme şeyi oranı veyahut zamanı, miktarı falan buna dair ölçümler falan yapılabiliyor mu? Birincisi bu. İkincisi bu Big Bang ile ilgili olarak biz bunu acaba herhangi bir programı aktive etmek ile ondan sonra yani ona benzetebilir miyiz? Mesela diyelim ki bir bilgisayar programına herhangi bir şey ondan sonra indiriyoruz. Ardından da run diyoruz. Böylece yazılım birden açılıveriyor, işlemeye başlıyor. Bu türden bir şey mi bu? İkincisi bu. Üçüncüsü de siz şu andaki evreni tabii üç boyutta mikro, regional dediğiniz herhalde regional diye yerel, Lokal, yerel. yerel bir Lokal, evet. küresel diye üç ayrı boyutta ele aldınız. Evrenin ondan sonra sonsuz olmadığını falan söylediniz ama orada kullandığınız argümanlar biraz fizik alanından bir argüman gibi gelmedi bana. Yani rasyonalist bir argüman oldu. Şimdi aynı argümanlarla size karşı da başka şeyler de kullanırlar. Oysa siz fizik alanıyla ilgileniyorsunuz. Fizik alanında ondan sonra observable veyahut da işte ne bileyim şey olabilir. Yani measurable diyebileceğimiz bir delil kullanmanız beklenir. Yani argümantasyonunuzu ona dayandırırsanız çok daha güçlü temellere dayandırır. Gerçi bunun da sonu yok. Çünkü tümevarımın bir talihsizliği, bilim yani tümevarım yolunu kullanmak zorunda. Tümevarım da yani onun sonu gelmez. Yani ne zaman sonuçlanır? Bu da kaçınılmaz olarak tümden gelime sizi sevk etti gibi geldi bana. Yani şundan şundan dolayı bu imkansızdır falan diye. Fakat orada kullanılan argüman bu sefer tersinden bize karşı da işletilebilir. İslami camiye karşı. Siz evren hakkında kullandığınız bu argümanları tersine biz ahiret hakkında da uygularsak simülasyon yoluyla o zaman orasının da sonlu olduğuna dair bir takım sonuçlara varabiliriz gibi bir durum söz konusu olabilir. Yani böyle bir asimetrik durum sanki dikkat çekiyor gibi geliyor bana. Ben bu kadarla iktifa edeyim. Tekrar bütün Hazirun'a hürmetlerimi arz ediyorum. Değişik yerlerden katılan arkadaşlar var. Cümleten hepinize hayırlı akşamlar dileyerek ben bunu da noktalıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Söz sizin hocam. Çok teşekkür ederim hocam sorular için. Şimdi birinci soru evrenin genişlemesinin hızını biliyor muyuz? Evet biliyoruz. Bu ölçülüyor. Yani uzaktaki galaksilere bakılıyor. Onlardan gelen ışığın hareket eden cisimlerden gelen ışıkların da bir miktar kayma oluyor renklerinde. Yani bu şeye benziyor aslında. Bize doğru yaklaşan bir ambulansın sesinin perdesinin yükselmesi ve bizden uzaklaşırken aslında aynı ses ama perdesinin düşmesi gibi bir şey. Bu ışıkta da oluyor. Ona bakarak gözlemler yapılabiliyor. Zaten evrenin genişlediği de bu şekilde görüldü. Bugünkü hız, şöyle bakıyorum şu an, 3,3 milyon ışık yılı uzaklığı için, bu ölçek için yani 3,3 milyon ışık yılı uzaklığı alın. Bu uzaklıkta her saniyede 72 kilometre daha da artıyor evrenin genişliği. Yani biz burada dünyadayız. Bizden 3,3 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir cisim veya galaksi bir saniye sonra bizden 72 kilometre daha uzağa sürüklenmiş oluyor evrenin genişlemesinden dolayı. İlginçtir, Yerel evren sadece... evren değil mi? Yerel evren. Tabii yani görebildiğimiz evrenden bahsediyoruz sadece. Tabii işin ilginç tarafı şu, evrenin genişleme hızı da sabit değil. Yani evren belli bir hızla genişlerken o genişleme hızı da artıyor. Yani
evrenin mesela genişleme hızı sabit olsaydı sürekli genişler diyebilirdik. Veya hızı yavaş yavaş azalsaydı bir noktada duracak, belki kendi üzerine çökecek diyebilirdik. Ama şu an görebildiğimiz evrenin genişleme hızı da artarak, hızı da artıyor. Yani bu da işte evrenin içindeki o kara enerji dediğimiz, tam kaynağını da bilmediğimiz maddenin evreni bir şekilde bir basınç uygulaması, evrenin kendisini şişirmesi gibi bir durum aslında. Genişleme böyle. Şimdi büyük patlamayı bir program olarak düşünebilir miyiz? Eğer yani şimdi bu simülasyon argümanının aslında arka planında biraz şu var. Yani eğer yani yaşadığımız evrende inanılmaz bir nizam var, her şey çok düzenli. Yani bunu bir şeyle açıklamamız lazım veya tırnak içinde açıklamadan bir şekilde bir şey uydurmamız lazım ona. Simülasyon argümanı biraz aslında onu dolduruyor. Yani Elon Musk bir şekilde, yani şu an hani yaşı 30, belki 35 altındaki insanların bir noktada birçok insan için peygamber gibi görülen birisi. Onu çok ileri sürdüğü bu metafizik argümanda aslında bir noktada yaratıcıyı kenara itme argümanı bir noktada. Ama bunu şöyle de görebiliriz. Yani eğer bizi bir Big Bang bir programsa, bir bilgisayar içinde oluşmuş, birisi run etmişse, burada şu soruyu da tekrar sorabiliriz. O zaman o bizi yazan insanın içinde olduğu şey de mi bir program? O da mı mesela, onu da mı birisi yazdı? Yani burada gene teselsüle düşen bir problem var aslında. Hatta bununla ilgili Rick and Morty diye çok komik bir çizgi film var. Onun bir bölümünde de işlendi bu. Enis Hocam seyretmiş herhalde. Oradan tebessümünü görüyorum. Yani iç içe, yani bu iç içe evrenler problemi her zaman yine teselsüle mecbur düşüyor. Ama şunu söyleyebiliriz, yani aslında inanan insanlar için bence evrenin bir simülasyon, zaten bir simülasyon değil mi evren? Yani Tanrı'nın nizamlarını belirlediği, kurallarını, fizik yasalarını vesaire, yani kontrol ettiği zaten bir simülasyon değil mi? Hani ayrıca bir simülasyona ne gerek var diyebiliriz. O manada Big Bang bir program mıdır? Olabilir. Aslında burada simülasyon argümanının fiziğe taalluk eden tarafı şu. Biz kesikli bir evrende mi yaşıyoruz acaba? Yani eğer bir makine içinde yaşıyorsak kesikli bir evren olabilir belki. Aslında biraz tartışma, pratik tartışma tarafı o aslında. Ama tabii bunu şu an kesin söyleyemiyoruz. Son olarak evren sonsuz mu? Hocam güzel bir noktaya değindi aslında. Doğru, akli argümanları kullanıyoruz burada. Fiziki argümanları kullanamıyoruz. Çünkü gördüğümüz görülebilir evrenin dışında zaten göremiyoruz. Yani burası hakkında fiziksel bir şey söylememiz zaten ya işin tabiatı gereği mümkün değil. Peki fiziksel olmayan şeyler hakkında fizikçiler rasyonel olarak argümanlar getirebilir mi? Bence neden olmasın? İrrasyonel konuşmadıkları sürece, yani varlığın sonsuz olabileceklerini söylemedikleri sürece sonsuz olabileceğini evrenin söylenmesinde bence bir sorun yok. Onun dışında hocam zamanın sonsuzluğundan bahsetti. Ahiret hayatının sonsuzluğundan bahsetti. Burada aslında Enis Hocam az önce biraz da değindi. İleriye doğru zamanın sonsuz olmasında bir problem yok. Zaten yani ona hani bir fiil, aktüel bir sonsuzluk değil o. Yani şu an bizim elimize alabileceğimiz bir sonsuzluk değil. İleriye doğru belki zaman sonsuz olabilir. Yani bil kuvve veya potansiyel olarak. Yani benim yaşım sonsuza kadar ileriye doğru gidebilir ama geçmişte, yani ben geçmişte sonsuz, ezeliydim. Yaşım şu an sonsuz diyemiyorum. Burada bir problem ortaya çıkıyor. Veya mekanın sonsuzluğundan bahsedemiyorum. Çünkü fizikteki bütün ölçülebilir şeylerin bir şekilde sonlu olması gerekiyor. Öbür türlü paradoksların içine düşüyoruz. Ama yani Enis Hocam da dediği gibi zamanın gelecekte sonsuza doğru devam etmesi bir paradoks. Fiziksel açıdan bir paradoks yaratmıyor zaten. Benim düşüncelerim böyle hocam. İnşallah cevap verebilmişimdir. Teşekkür ediyorum sana. Evet. İlyas Hocam'dan bir soru var mı diye önce üstadlardan alalım. Ben de Şener Hoca'ya teşekkür ediyorum. Güzel bir sunum oldu. Merak ettim. Enis Hoca gibi senin de böyle felsefe mahallesinde gezmen var mı? Felsefe okumaların veya bir felsefe tahsili bir şey var mı? Mehmet Hocam'la kelam
toplantısına katılıyordu. Mehmet Hoca'nın hazırladığı, Mehmet Bulgen Hoca'nın hazırladığı. Yani dışarıdan ben tabii ilgiliyim ama meslek olarak kelamcı veya felsefeci değilim ama kelamcı ve felsefecilerle ortak bir dil geliştirmek açısından yani fizikçi olarak biraz da o alanlara girip en azından hepimiz bir araya geldiğimiz zaman ortak bir dil oluşması açısından ilgileniyorum. Teşekkür ederim. Şimdi bu bizim tabii klasik düşüncede şöyle bir şey var. Bir grup felsefeci ve batıniler bu devri hareket veya işte müdevver hareket dedikleri hareketten bahsediyorlar. Bir de müstakim hareket diyorlar, düz hareket. Siz bunlardan bahsettiniz. Düz hareketten bahsediliyor. Şimdi özellikle batıniler yani evrende düz değil devri hareket olduğu için sonsuzluğun esas olması gerektiğini, onun için de kıyamet diye bir şeyin olamayacağını, sadece belli devirlerin, işte belli dönemlerin sonu yeni dönemlerin başlangıcı olacağı gibi bu tarz bir şey var. Bilhassa İhvan-ı Safa hareketinin ve bu İsmailiye'nin ileri sürdüğü bir şey. Şimdi bizim özellikle kelam alimleri ise düz hareketten söz ediyorlar. Düz hareket olunca da düz hareketin sonlu olması gerektiğini ifade ediyorlar. Ve diyorlar ki madem evrende düz hareket esastır, öyleyse bir gün kıyamet kopacak. Çünkü düz hareketin bir gün sonu gelecek. Böyle bir tartışma var ve Bilal Hoca'nın da ifade ettiği gibi bu tartışma işte kıyamete, daha sonra ahiretin varlığının ispatına doğru böyle gidiyor bir şey var. Şimdi ben sunumdan biraz anladığım kadarıyla yani devri hareket mi daha bugünkü fizikte egemen bir görüş? Yani o konuyu birazcık şey yapmanızı istiyorum. Eğer böyle bir durum varsa bizim hani tarihteki düz hareket teorisi acaba şey mi oluyor, boşa mı çıkıyor? Böyle bir problemle karşı karşıyayız gibi geliyor. Bir, bunun cevabını sizden biraz sonra alırım. İkinci bir şey, benim bu sunumdan şey yaptığım, algıladığım şey şu. Tabii şimdi biz insanların yani dünya görüşünün, evren tasavvurunun, yani bütün bunların, onların gerek kozmoloji, gerek işte fizik düşünceleri, teorilerinin kültür haline gelmesi, yani onun işlenmesi, bir düşünce yapısı haline gelmesiyle oluştuğunu biliyoruz, görüyoruz. Şimdi sanki bu modern kozmolojinin bizim zeminimizi klasik felsefe ve düşünce olarak, hatta kelam olarak düşündüğümüz zaman, yani klasik zemini biraz sarsıyor mu? Veyahut da şöyle diyeyim, yani bugün modern kelam dediğimiz zaman yeni bir zemin üzerine mi inşa edilmesi gerekiyor? Yani bu hususlarda da böyle biraz yani bu tartışmalar gelgitlere neden oluyor. Belki hatta tedirginliklere de neden oluyor. Madem sen Mehmet Hoca'nın da böyle halkasında bulunuyorsun,
sen de böyle klasik düşünceye karşı bir tereddüt veyahut da sende de bir şeyler oluşuyor mu? Mesela uykunun kaçtığı oluyor mu hiç bu sırada? Birazcık bu iki soruyu şey yapabilirsek. Evet. Tabii hocam. Ya şimdi ikinci sorudan başlayayım isterseniz hocam. Klasik düşünce benim yani kelam okumalarından görebildiğim kadarıyla şöyle. Kelamdaki temel argümanlar aslında bugün dünyayı, evreni algılayış biçimimiz çerçevesinde çok da değişmiyor aslında. Mesela Hudus delili gibi evrenin bir yaratıcısı olması gerektiği veya işte sonsuzlukların fiziksel olamayacağı, teselsülün imkansız olduğu vesaire. Temel argümanların bence bugüne taşındığını düşünüyorum ama eski kelamın kullandığı ontolojinin bugüne çok uymadığı, daha doğrusu şöyle söyleyelim. Artık o dille insanlar çok tartışmıyor. Yani şimdi bugün kimle mesela araz ve cevher üzerinden bir tartışma yapabiliriz? Yani bunu öncelikle kabul etmesi lazım. Benim mesela ilgimi çeken konulardan bir tanesiydi. Müslümanlar araz ve cevher ontolojisini kullanırken bunu peki neden kabul ettiler? Çünkü o devrin herhalde diliydi yani. Aslında eski Yunan'dan, Epikür'den vesaire kadar giden bu dil. Aynı zamanda felsefede de benim görebildiğim kadarıyla. Yani o devirde konuşulan dil oydu ama bugün ontolojik bir dilden çok daha çok epistemolojik bir dil kullanıyor insanlar. Yani bilimden biz bugünkü gözlemlerimiz ve matematik modeller ve rasyoneliteyle neler öğrenebiliriz? Yani neler olabilirden çok neler öğrenebiliriz? Az önce bahsettiğim bütün deneylerde aslında o var. Yani bir deney yapıyorsunuz. Evren kesikli değildir diyemiyorsunuz. Şunu diyorsunuz. -10 üzeri -18 metrelere kadar indim. Evrenin kesikli olmadığını görmedim ama bundan aşağısını bilmiyorum diyorsunuz. Ama mesela kelamın veya ontolojik felsefenin daha yaklaşımı belli bir şeyden aşağıdan yukarıya doğru kuruyor. Yani belli bir mesela diyelim cevherlerden, arazilerden, kesikli uzaydan, sürekli uzaydan başlayıp daha matematiğe benzeyen bir taraf var. O yüzden temel argümanların bugüne tevarüz ettiğini ben okuyabildiğim kadarıyla görüyorum. Ancak bunların oturduğu ontolojilerin değiştiği veya dilin değiştiği bazı noktalarda benim görebildiğim kadarıyla böyle. Şimdi o konuda ben senin kadar rahat değilim, onu söyleyeyim. Evet. Devam edelim. Evet. Bir diğer konu ilk başta sorduğunuz soru, evet. Zaman şey olabilir mi? Yani kendi üzerine kapanan, başlangıcı ve sonu olmayan ama bir daire şeklinde olabilir mi? Bir çember şeklinde olabilir mi? Aslında ben uzayın kendi üzerine kapanan uzaylardan bahsettim. Yani bir simit gibi olabilir, bir işte yuvarlak yüzeyi olabilir. Yani bir noktadan giderken sürekli giderseniz tekrar aynı yöne döneceğiniz uzaylardan bahsettim ama kapalı zamanlı uzaylardan bahsetmedim. Öyle bir şey de var. Mesela Gödel'in bir çözümü var. Yani Einstein denklemlerini çözen bir şey bu. Yani şöyle düşünelim. Einstein denklemleri var, alan denklemleri. Tabii bunlar vahiy değil ama yani evreni çok güzel açıklıyorlar. Doğru, büyük bir oranda doğru olduklarını düşünüyoruz. Bu Einstein denkleminin farklı çözümleri olabiliyor. Aslında bunlardan bahsettim. Yani kurt deliği olabilir, düz bir evren olabilir, negatif pozitif eğimli evrenler olabilir. Bunların hepsi imkanlar dahilinde. Bu imkanlardan bir tanesi de zamanın dairesel olduğu bir evren. Hatta Gödel'in ölümden çok korktuğu için böyle bir çözüm bulduğunu söyleyenler de var. Ne derece doğru bilmiyorum. Ama böyle bir evren Einstein denklemlerinin bir çözümü oluyor. Evet, matematiksel olarak çözüyor. Peki buna bilebilir miyiz? Bunu bilmek en azından şu anda gördüğümüz kadarıyla bir tekrar gözlemlerden görmüyoruz. Peki fizikçi olarak sorarsanız böyle bir evrende kesinlikle yaşamıyoruz diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Gene fizikçi olarak hiçbir zaman kesin konuşmuyoruz. Çünkü deneylerimiz ancak kesin olarak bize bir şeyler söylüyorsa, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, yüksek bir kesinlikle bize bir şeyler söylüyorsa ancak biz de kesin konuşabiliyoruz. Ama mesela ben şeyi çok tabii gelmedi bana. Yani evrendeki zaman dairesel olabilir ama gene dünya ve ahiret hayatı da olabilir. Ahiret hayatı bitip belki tekrar dünya hayatı aynen başlama ihtimali de bana bunu neden dışarıda bırakmışlar? Mesela şu an hiç tabii gelmedi o düşünce tarzı. Yani her iki durumda da bana evren, zaman doğrusal olsa her iki durumda da ahiret hayatı bir noktada olacak, olabilir, neden olmasın gibi geliyor. Yani düşüncem bu şekilde. Pener hocam. Yani
Dairesel de son yok ya, hep aynı noktaya dönüp dönüp geliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla dairesel harekette zamanın sonsuzluğunu esas alıyorlar. Ancak düz hareket olursa bir sonluluk olabilir. Ama buradaki soru şu. Buradaki sorun şu. Kainat kendisini tekrar edecekse ne kadar zamanda tekrar edecek? 6 ayda mı tekrar edecek? İşte 6 milyon 6 diyelim trilyon yılda bir mi tekrar edecek? Eğer şimdi 6 13 milyar yılda tekrar etmediğini biliyoruz. Çünkü bizim gözlemlerimiz evrenin yaşını en azından büyük patlamadan itibaren bu kadar olduğunu söylüyor. Ha belki 60 milyar yılda bir evren kendini belki tekrar ediyordur. Noktada siz birisi bana sorarsa derse ki evren işte zaman dairesel, ben de derim ki yani ben herhalde 70-80 sene sonra kesin ölmüş olacağım. Ondan sonra bir ahiret hayatı var. Dairesel olsa bile ben o kısa süre bile sürse o sürede yanmak istemem herhalde. Ama işte yani alemin fenası öyle bir şey var tabii yani. Evet, yani söylemek istediğim... Baki mi kabul edeceğiz? Dünya fani diyoruz ya. Baki mi kabul edeceğiz? İlyas Hocam. Yani... Eğer bir de şunu da söyleyeyim, eğer dairesel bir şey varsa, dairesel bir, yani bir tren, dairesel bir oyuncak trenin döndüğünü düşünün. Böyle bir durumda da gene aslında o yapının ortaya çıktığı bir zaman da yine ayrı bir zaman da olması gerekiyor. Yani birisi geldi, o treni kurdu, çalıştırdı, pilini taktı. Tamam, şu an dairesel olarak hareket ediyor ama onun da bir başlangıcı aslında olması gerekiyor bir noktada. Tabii şöyle, belki yani çok uzattık da, zamanı hareketle tanımladığınız zaman iş farklı oluyor. Zamanı ayrı bir ontolojisi olan varlık olarak tanımladığınız zaman farklı bir şey ortaya çıkıyor. Genelde yani kelam alimleri zamanı hareketle ilişkilendirerek böyle itibari bir ona varlık tanıyorlar. O zaman da trenin durduğu anda zaman diye bir şey olmuyor. Ancak tren hareket ettiği sürece zaman diye bir şey var. Dolayısıyla hareketin ötesinde bir zaman kavramı olmamış oluyor. Böyle bir felsefi tartışma. Evet. Yani şunu akılda tutalım. Hani nasıl dünya bize göre çok büyükse ve dünya bize düz gibi geliyorsa, eğer bu zamanın kendi üzerinde başa dönmesi, yani devir etmesi süresi milyarlarca yıl uzunluğundaysa veya trilyonlarca yıl, bize şu an yani bizim yaşadığımız boyutlarda bize zaman doğrusal olarak gelecek. Yani bizim açımızda tabii şöyle, hani kelamda bir yine temel şey eddevru batılın diyorlar. Yani o devir hareketi o kabul edilmiyor. Dolayısıyla evet, öyle bir şey de var. Farklı. Ben çok teşekkür ediyorum. Yani aslında ben teşekkür ederim hocam. Çok tatlı bir şey de oldu. Ve yani kelam konularına da yakın olduğunda daha da yakinen öğrenmiş oldum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Sen. Teşekkür ederim. Enis Hocam. Peki Enis Hocam, söz sende. Buyurun Bilal Hocam. Enis Hocam, bu son noktayla ilgili küçük bir anekdot aktarabilir miyim? Tabii ki hocam. 1984 yılında İlyas Hocam bilmem hatırlar mı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne Arif Yüksel Özemre davet edilmişti. Güzel, evet. Biz davet. Şu anda Şener Hocam'ın sunduğuna benzer bir sunum yapmıştı. Orada herkes tabii merakla dinledi. Arif Yüksel Özemre'yi Şener Hocam tanır. Eski Atom Kurumu. Allah rahmet eylesin. Evet. Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir fizikçiydi. Mütedeyyin bir insandı. O da ona şöyle bir soru soruldu o konferansta. Yani cennet ve cehennem şu anda var mı yok mu falan diye. Var demişti. Yani şu anda mevcuttur. Yani ileride yaratılacak diye bir şey yok. Şu anda mevcuttur. O da evrenin içinde bir yerde falan diye tarif etmişti. Böyle bir bilgiyi bilmiyorum. İlyas Hocam hatırlar mı? Bir soruya verdiği cevapta bu açıklamaları yapmıştı. Teşekkür ederim. Evet, peki. Şimdi sorulara geçebiliriz. Sadece bir şöyle bir ekleme yapayım ben burada, moderatör şeyi kullanayım.
Yani biz genelde şöyle düşünüyoruz yaratılışı klasik olarak. Yani Allah yarattı, geçmişte yarattı ve geleceğe doğru ya yaratıyor Erhan veya işte yarattı, evren devriliyor. Yani ileriye doğru gidiyor. Ama aslında bir ihtimal daha var. Biraz modern kozmolojinin koyduğu ihtimal şöyle. Uzay zaman terimleriyle düşünürsek Allah geçmiş, gelecek ve şimdiyi hepsini birden yaratıyor. Yani öyle bir resim ortaya çıkıyor. Bu kapalı belki ama Allah bunu komple birden yaratıyor. Yani geçmişi yaratıp devir ettirmiyor ya da her saniyeyi ayrı ayrı yaratmıyor da evreni komple geçmiş gelecek yaratıyor. Böyle bir ihtimal de var. Bu anlamda bu yaratılışla da çelişmiyor. Farklı bir zaman düşünmemiz gerekiyor burada. Meta bir zaman var. Aslında o doğrusal gidiyor. Bizim burada fiziki uzay zaman dediğimiz şey onun içinde zuhur eden bir şey. Yani iki farklı zaman düşünmemiz gerekiyor gibi. Burada kelamcıların zaman biraz evreni ortaya çıkaran bu meta zaman. Burada bahsettiğimiz fiziki zaman uzay gibi bir şey aslında. Yani uzay gibi Allah bir anda geçmiş gelecek her şeyi yaratıyor. O yüzden Allah'ın gözünden zaten geçmiş gelecek her şey gözüküyor gibi bir yorum da var. Yani genelde biraz böyle yorumluyorlar. Mehmet Hocam sizi çok beklettim. Hocam estağfurullah. Gerçekten çok harika bir sunum oldu. Doyamadık Şener Hocam'a. Yine Enis Hocam size de çok teşekkür ediyoruz. Tabii bir noktadan sonra neyin fizik, neyin felsefe, neyin kelam biraz iç içe giriyor gibi oldu böyle. Evet. O nedenle tabii ben meselenin biraz kelam tarafını da vurgulamak istiyorum. Şimdi kelam gerçekten her ne kadar bazı teoriler dominant olsa da mesela erken döneme Hicri 3. ya da Miladi 9. yüzyıla baktığımız zaman böyle tabiat teorileri açısından çok zengin bir görünüm arz ediyor. Mesela en son Enis Hocam'ın zikrettiği yani Allah Teala'nın tek bir anda tüm evreni yarattığı bir model bile var. Mesela buna Nazlan tarafından savunmuş bir model bu. Tabii ağırlıklı görüş İlyas Hocam'ın da belirttiği gibi lineer bir zaman görüşü. Yani bir başlangıcı var. Ondan sonra hatta süreksiz de bir zaman. Atomculuğun getirdiği o devraldığı miras ki bu kelamcıların ilk defa keşfettiği bir şey değil. İlk önce Aristo tarafından iması yapılmış bir şey. Eğer siz maddenin süreksiz olduğunu iddia ederseniz hareketin, uzayın ve onunla ilişkili zamanın da süreksiz yani kesintili bir yapıda olduğunu kabul etmek zorunda kalırsınız ki uzay o günkü işte daha sonra Öklid tarafından ortaya konan sürekli lineer bir geometri görüşü antik Yunan'da yaygın olduğu için bu geometri üzerinden özellikle Aristo yani sürekli geometri, muttasıl geometri üzerinden diğerlerinin de aynı gerçekliğin bir parçası olarak zamanında hareketin de maddenin de tamamen sürekli yapıda olduğunu savunuyor ve Demokrit ekseninde de uyarıyor. Eğer maddeyi siz süreksiz kabul ederseniz yani daha küçüğe bölünemeyen yapı taşlarından oluşmuş kabul ederseniz uzay onunla ilişkili uzay zaman hareketi de süreksiz yapıda bir kabul etmek zorunda kalırsınız. Ki kelamcılar da bunu kendi devraldıkları atomculuk gereği savunmuşlar. Tabii modern bilimin getirdiği resmi çok güzel bir şekilde anlattı bize Şener Hocam. Aslında çok bağlantılı noktalar var ama ben kendi açımdan biraz önemli gördüğüm noktalar üzerinde değineceğim. Şimdi simülasyon teorisinden bahsedildi. Malum evrenin bir simülasyon olup olmadığını anlamanın en iyi yolu eğer evren sonlu yapıdaysa simülasyon olabileceğini gösterir. Çünkü sonsuzluğu sevk ve idare edecek veya sonsuz bir simülasyonu, sonsuzluk içeren bir simülasyonu herhangi bir harici bir bilgisayar tarafından yönetilmesi çok da mümkün olmayacaktır. Şimdi kelamcılar da tıpkı böyle bir iddiada bulunmuşlardı. Yani demişler ki evrenin yaratılıp olup olmadığını anlamanın yolu eğer sonluysa evren yaratılmıştır. Sonsuzsa eğer sonsuza yaratma taalluk etmeyeceği için yaratılmış değildir. Peki sonsuzluğu evrenin sonlu olmasını ispat etmenin yolu ne?
evrenin dışına çıkıp galaksilere gidip oralara bakıp öyle bir imkanları yok. Eldeki o zamanki materyal üzerinden hareket etmişler. Yani bir cisim diğer bir cisim, diyelim ki bir hardal tanesi, büyük bir dağ. Eğer bunlar sonsuza kadar bölünebilirlerse hardal tanesiyle iki tane hardal tanesinin bölünmesinden çıkacak sonuç veya bir hardal tanesiyle bir dağın bölünmesinden çıkacak sonuç aynı yapıda olacağı için bu da bir takım saçmalıklara neden olur. Dolayısıyla evrenin sonlu yapıda olmasını ispat etmenin yolu şu anda bizim gördüğümüz, elle tuttuğumuz cisimlerin bölünme açıdan sonlu yapıda olduğunu savunmaktan geçer. Ve buna yönelik argümanlarla da evrenin sonlu yapıda olduğunu ispat etmeye çalışmışlar. Eğer bir şey bir açıdan sonluysa, diyelim ki bölünme açısından sonluysa, o şeyin diğer açılardan sonsuz olduğunu çok böyle savunabilmenin imkanı kalmaz. Tabii bu o dönemki şartlarda savunulan bir teori. Sener Hocam özellikle vurguladığı fizikle ilişkilendirildiğinde evrenin sonsuzlukla ilişkilendirilemeyeceğini söyledi. Özellikle evrenin bu boundaries açısından yani son sınırlar açısından düşünüldüğünde Enes Hoca, Şener Hocam bunu çok tutarlı bir şekilde savunuyor ama niye mesela söz konusu bölünme olduğu zaman mesela relativiteye, genel görelliğe göre uzay zaman süreklisi space time continuum diye geçer. Yani uzay zaman sonsuza kadar bölünebilir. Ve bu nedenle de tekilliklerle karşılaşır. Ama quantum gravity dendiği zaman uzay zamanın sonsuza kadar bölünebilecek bir yapıdan daha ziyade belli bir noktaya gelindiği zaman sonsuza kadar bölünmez ve böylelikle de kesintili bir yapı ortaya çıkıyor. Yani dolayısıyla evrenin eğer biz fiziksel açıdan sonlu olduğunu savunuyorsak, bundan ısrar ediyorsak, yani bölünme açıdan da özellikle bir sonsuzlukla ilişkilendirilemeyeceğini savunmamız gerekmiyor mu? Bu benim birinci sorum. İkinci sorum da şimdi modern fizmin yaklaşımı benim şahsen kelam derslerinde Allah-u Teala'nın nasıl oluyor da uzay zamandan münezzeh bir varlık olduğunu konuşabilmemi sağlıyor gerçekten. Yani onu en azından bir mana olarak oturtabiliyorum. Mesela uzay zaman denilen şeyler artık Kant'ın iddia ettiği gibi bir a priori şeyler değil yani. Uzay zaman dediğimiz şeyler veya işte Newton'un veya Platon'un iddia ettiği gibi mutlak herhangi bir şekilde öyle fiziksel varlıklarla teması söz konusu olmayan, etkilenmeyen bir şey değil. Tam aksine uzay zaman, yani gravity dedikleri dördüncü bir kuvvet uzay zaman evriliği ve hatta güneş gibi kütleri, büyük kütleli cisimler uzay zamanı bükebiliyor. Yani güneş sisteminin etkisi altındaysanız güneş sisteminin dışındaki bir varlığa göre uzay zamanı daha yavaş deneyimliyorsunuz. Yine çok yüksek hızlara çıkıldığı zaman uzay zamanı farklı bir şekilde deneyimliyorsunuz. Mesela bir nötron normalde 8 dakikada bozulurken bunun hızını ışık hızına çıkarttığınız zaman 8 dakikada bozulmuyor da saatlerce hayatta veya bozulmadan kalabiliyor. Dolayısıyla onun uzay zaman deneyimini değiştiriyorsunuz. Şimdi bu noktada da Şener Hocam şöyle bir şey söyleniyor bize. Bu gravity yani uzay zamanın etkisi atom altı ölçeğe inildikçe zayıflıyor. Yani maddenin en derinliklerinde artık uzay zamanın hiç olmadığı bir yapı, bir altyapı olması söz konusu olabilir mi? Bunu şundan dolayı soruyorum. Çünkü kelamcılara göre yaratılış öyle İslam filozoflarının iddia ettiği gibi evrenin en dışından en içine doğru bir südurla değil, yani İslam felsefesinde biliyorsunuz südur, alem küre şeklindedir. Tanrı'dan sürekli bir şekilde merkeze doğru südur eder her şey. Yani şu anda da südur var olduğu için mesela Tanrı şu an kesmez ya, südürü kesse şu an her şey yokluğa dönüşür. Kelamcılarsa öyle bir yaratılış teorisinden daha ziyade maddenin derinliklerinde gerçekleşen
bir yaratılış teorisi savunmuşlar. Ve iddiaları şu, en temele indiğiniz zaman artık uzay zaman diye bir şey kalmaz. Yani oralarda sadece cevher vardır ve cevhere ilişen arazlar vardır. Böylesine bir teoriyi savunmaya imkan veriyor mu acaba günümüz fiziğinin, o özellikle gravitinin etkisinin gitgide azaldığını düşünürsek? Teşekkür ediyorum hocam tekrar. Sağ olun hocam. Güzel sorular. Şimdi ikinciden başlayalım yine. Uzay, şimdi uzayda çok yakın, çok küçük mesafelere indiğimiz zaman aslında gravitasyonun etkisi azalmıyor. Aslında artıyor biraz daha. Çünkü aradaki mesafeler azalıyor. Kütle çekim etkisi bildiğiniz gibi mesafeyle azalan bir şey. Yani çok uzaktaki galaksilerle daha az etkileşimimiz varken, diyelim ki daha yakında kendi solar güneş sistemimizin içindeki gezegenlerle daha çok etkileşiyoruz. Çünkü aradaki mesafenin karesiyle azalan bir şey. Newton'un teorisi en azından. Dolayısıyla yakınlaştıkça aslında gravitasyonun etkileri artacak. Eğer orada kütle varsa, tabii ki iki tane elektronu, çok küçük kütleli elektronları yaklaştırırsanız orada gravitasyonun etkisi yine düşük, ama çok fazla maddeyi çok küçük bir alana, yani büyük patlamanın ilk anlarındaki gibi olduğu gibi çok küçük bir alana hacime sıkıştırırsanız orada gravitasyonun etkisi artacak. Şimdi kuantum, yani o ölçeklere indiğimiz zaman uzay ve zaman kavramları ortadan kalkıyor mu? Şimdi mevcut, şimdi bu aslında biz nasıl modelleyeceğiz biraz ona bağlı. Yani mevcut teoriler, dediğim gibi deneysel olarak gidebildiğimiz en küçük nokta 10 üzeri eksi 18 metre. En küçük uzunluklar. Şimdi teorik olaraksa bize bunun daha altında evren nasıldır? Kesikli midir, sürekli midir? Veya uzay ve zamanın aslında çok temel olmadığı ama ortaya çıktığı, yani emergent denen bir fenomen midir? Bunlara dair aslında şu an elimizde deneysel bir ipucu yok. Teorik olarak da yok. Ama teorik olarak aslında biz uzay ve zamanı düşünüyoruz. İşte yani kesikli düşünüyoruz veya sürekli düşünüyoruz, ama bunlardan çok daha temelde, bunlardan aslında çok farklı da olabilir. Yani farklı noktaların bir şekilde farklı, yani bu matematik çalıştığınız işte kümeler teorisi, işte manifoldlar vesaire, buralarda aslında değişik ihtimaller her zaman bahsediliyor. Ama fiziksel olarak tabii oralara inemediğimiz için ne olabilir çok bir şey söyleyemiyoruz. Ama hani mümkün müdür? Tabii ki uzay ve zamanın aslında çok daha temel bir şeyden ortaya çıkan, yani çok daha küçük uzaklıklara indiğimiz zaman aslında şu an anladığımız manada bir uzay zamandan ziyade başka bir şeyle karşılaşabiliriz. O da mümkündür. Hatta belki yani çok boyutlu uzay ve zamanlar olabilir. Ama onlar bizim ölçeklerimizde sanki 3 boyut, işte 3 uzay boyutu ve 1 zaman boyutu şeklinde bir yansımasını gösteriyor olabilir bize. Mümkündür ama gerçekten o noktada şu an hiçbir şey söyleyemiyoruz. Yani tıpkı Big Bang'den öncesinden veya tam o Big Bang'in olduğu zaman hakkında bir şey söyleyemediğimiz gibi. Birinci soru, evrenin büyüklüğünü sonsuz almıyorduk. Peki evrenin en küçük şeyini, yani evreni büyüklük olarak sonsuz almıyoruz. Peki evreni küçüklük olarak da sonsuz, yani sonsuza bölebilir miyiz evreni? Bu aslında bahsettiğim Nature yorumunda da bahsedilen bir konu. Ellis'in, kozmolog Ellis'in bahsettiği o konu. Yani evrenin hem büyük olarak sonsuz olamayacağını hem de küçük olarak aslında en küçük bir uzunluğun olması gerektiğinden bahsediyor. Muhtemelen ben de o görüşe katılıyorum. Evrenin sonsuz olarak büyük olması daha rahatsız edici geliyor bana. Çünkü ölçülebilir şeylerden bahsediyoruz aslında, evrenin büyüklüğü gibi. Ama tabii diğer taraftan evrenin en küçük yapı taşlarından belki onlar da sonuçta ölçülebilir, deney aletlerimiz el verirse. O noktada herhalde evrenin bir şekilde kesikli olduğunu düşünmemiz lazım. Veya işte az önce söylediğim, sizin de bahsettiğiniz gibi belki uzay ve zaman kavramını bir kenara bırakıp çok daha temel bir şeyin, yani uzay ve zamanın aslında çok daha temel bir şeyin arızı, görüntüsü olduğu teorisi de mümkün. Hani bunları spekülasyon olarak şu an tabii herkes konuşuyor ama fizikçiler olarak çok bir şey söyleyemiyoruz yani. Çünkü hani 10 üzeri eksi 18 metre çok küçük ama yani Planck ölçeği dediğimiz mesela 10 üzeri eksi 35 metre, yani hem kuantum etkilerinin hem de Einstein'ın kütle çekim etkilerinin aynı anda önemli olduğu ölçekten bile o kadar uzak, yani 10 üzeri eksi 35 ve 10 üzeri eksi 18, yani arada
17, 10 üzeri 17 kat daha fark var. Fizikçi olarak pek bir şey söyleyemiyoruz. Bu noktada tekrar kelamcılara dönüyoruz biz. Çok teşekkürler hocam, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Nesibe Hanım bana hep yazıyordu ama çıktı herhalde. Burada mı Nesibe Hanım çıktı? Evet, başka sorular var mı? Hızlı sorular alalım. Chat'ten de yazabilirsiniz. Tabii ki. Ya hocam, şimdiye kadar ilk önce Şener hocama teşekkür ediyorum. Yapılan anlatılardan şöyle bir öncülün müsellem olarak kabul edildiği anlaşılıyor. Yani evren bir bütündür diye bir öncül kabul ediliyor. Bu öncül doğru mudur? Evren bir bütün müdür? Bir bizim kelamcıların dediği bir kül ya da cemi midir? Yoksa evren evren kelimesini tikel varlıklar için kullandığımız gibi bu tikel varlıktan varoluş süreci için de kullanıyor muyuz? Yani, bu mu doğru, bu mu doğru? Hangisi? Evren hangisi için geçerli bir kullanım? Ama kabul edilen kullanımın evrenin bütün olduğu şeklinde olduğunu gördüm. İkinci bir varlığın öncü olarak kullanan geçmişteki tüm varlıkların bu bütün içerisinde halen varlıklarını koruduğu üzerine inşa ediliyor düşünceler. Bu doğru mudur? Bu öncü de doğru mudur? Yani geçmişteki varlıkları halen var sayarak bir düşünce üretmek doğru bir şey midir? Evet Cihan Hocam, sanırım sorduğunuz bağlam biraz felsefenin yani bütün parça gibi o kavramlar gibi geldi bana. Yoksa şunu mu soruyorsunuz? Mesela evrende mesela evreni ben geometrik genellikle bir, geometrik olarak soruyorsanız eğer evren mesela değişik işte simit şeklinde olabilir, yuvarlak olabilir, bir kağıt gibi olabilir diye gösterdim ama tabii bu şart değil. Yani iki tane farklı kağıt parçası gibi düşünebiliriz. Veya belki evrenin bir kısmı yuvarlak, bir kısmı simit gibi ve bunlar arasında belki hiçbir bağ da olmayabilir. Bu da mümkün. Ama bu durumda da dahi yani hepsine birlikte evren deriz. Tabii bir noktadan başka bir noktaya geçemiyoruz. Arada bir bağ yok, arada bir uzay yok. Bu noktada geçemeyiz tabii ama temel olarak yani iki tane farklı evren olabilir. 10 tane de olabilir, 100 tane de yani hani bunda çok bir beis yok. Ama soru bu muydu? Ben tam olarak emin değilim. Yoksa o başka felsefe kavramlarıyla alakalı bir soru mu? Yok, soru şuydu hocam. Yani soru evrenin bir bütün olarak, yani geometrik bir varlık gibi bir bütün olarak, hı hı, ister 10 tane evren olsun, ister 100 tane evren olsun. Evet. En neticede Allah dışındaki şey manasında evrenin, aynen, bir bütün olarak tanımlanması doğru mudur? Bütünden buradaki kasıt şey, ne? Allah dışında... Yani şöyle buradaki bir şey, benim bir şey, bağlamı bilmem lazım. Sanki felsefenin bağlamı gibi geliyor bana ama. Şimdi işte bugüne kadar ki sürecin bütünü olarak, yani bütün herhangi bir geometrik bir şekil var. Ve bu içerisinde şeyler sürekli var olup yok oluyorlar. Evet, evet. İster bu bin parça ayrılsın, ister tek bir parça olsun. Fark etmiyor. Uh-huh. Böyle bir evren tanımı doğru mudur? Ve yapılan sunumların bunun doğru olduğu varsayımına mebni olduğunu gördüm yani. Peki bunun mesela alternatifi nedir? Yani bunun alternatifi, yani diğer durum nedir mesela? Yani evrenin mesela bütün olmadığı, evrenin evet, nedir alternatifi? Böyle bir şey olur. Birbirinden değil de var olup yok olan, onun yerine başka bir şeyin var olduğu, kimilerinin uzun zamanlı, kimilerinin belki kısa zamanlı var olduğu, tamam, sürekli var olup yok olan eşyalar bütünü. Yani eşyalardan bahsederiz. Evet, bir geometrik, anladım, bütün olarak değil de geometrik bütün olarak belki yani. Hı hı. Ya şimdi zaman eğer kesikliyse o mevzuyu da tartışıyorlar. Yani bu tabii biraz daha şeye de giriyor, kelama da, vesilecilik vesaire. Yani fizik şu an bu konuda da çok bir şey söyleyemiyor. Yani varlık, bütün evren içindeki, yani hem uzay hem de içindeki maddeyle birlikte yok olup, yani bir taşı attığım zaman taş bir noktadan gidip sürekli olarak camı mı kırıyor, yoksa
taş benim elimdeyken var, sonra Allah yok ediyor o evreni, sonra tekrar taşı aralarda tekrar yaratıyor, yok ediyor ve en son camı kırık yok ediyor, var ediyor şeklinde mi devam ediyor? Bu konuda fizik çok bir şey söyleyemiyor ama bu konularda tabii tartışılıyor. O da bahsettiğim gibi yani hocam eksi 9 saniyelere kadar biz bir süreklilik görüyoruz gibi ama yani fizik çok bir şey söyleyemiyor aslında o konuda şu an. Hocam belki Can hocam şöyle bir soru sormak istiyor. Bizim geçmişte kelamcılar Allah'ın dışındaki tüm varlıkları yani buna melekler de dahil olmak üzere yani uzay zaman konteksti içerisindeki tüm varlıkları cevher ve arazlara indirgeyerek açıkladılar ve evrene cevher ve arazlardan müteşekkil Allah'ın dışındaki her şey olarak isimlendirdiler ve böylelikle bir evren fikrine ulaştılar en azından. Yani mesela günümüz fiziğinde öyle bir dil kullanılabiliyor. Mesela evren up quark ve elektronlardan oluşur denilebilir mi? Ama diğer taraftan pozitron da var, daha farklı şeyler de var. Mesela siz evreni en kısa formülle fiziksel evreni uzay zaman konsepti ise hatta uzay zaman gravity de içerisine dahil alacak şekilde nasıl tanımlarsınız? Böyle bir külliye evren tanımına nasıl ulaşırsınız? Şöyle bir tanımımız var. Temel parçacıklar var. Bunlar işte elektronlar olabilir. İşte ne olabilir? Elektron benzeri başka parçacıklar var. Kuarklar var. Onun dışında bir de bunların etkileşmesini sağlayan. Yani mesela iki tane mıknatısı bir yakına veya uzağa yani birbirlerini itmesini veya çekmesini sağlayan kuvvetler var. İşte elektromanyetik kuvvet dediğimiz. Yani ışık, radyo dalgaları hepsi aynı şey. Onun dışında işte nükleer kuvvetler var. Radyasyonu oluşturan. Güçlü kuvvet var. Bunlar işte protonun içindeki kuarkları, gluonları bir arada tutan. Onun dışında işte kütle çekim var. 4 tane temel kuvvet var. Bir dünya yani bir hayvanat bahçesi gibi aslında şeyler var. Parçacıklar var. Şimdi ama şöyle bir bununla bir standart model dediğimiz şey bu zaten. Standart model, kanonik. Yani bugün evreni anlayabildiğimiz kadarıyla bunlar cinsinden anlıyoruz. Ama şöyle de bir şey var. Yani mesela elektron temel bir parçacık mıdır? Yani bugün biz temel parçacık diyoruz ama bu aslında epistemolojik bir yaklaşım. Yani biz elektronun daha alt yapılarını göremediğimiz için onu temel alıyoruz. Yoksa alt yapılarında belki de elektrona yol açan başka bir şey var. Mesela belki de işte sicim teorisini ele alalım. Belki de elektron, kuark vesaire gibi değişik değişik parçacıklar yok da belki sicimler var. Yani bir gitar teli gibi düşünün. Tek bir madde var ama o gitar telinin farklı notaları, farklı müzikler çıkabiliyor ondan. O farklı notalar belki bizim farklı parçacık dediğimiz şeylere karşılık gelebiliyor. İşte fiziğin zaten felsefeden ayıran nokta da biraz o. Yani biz böyle adım adım, adım adım gidebiliyoruz ama yani o son noktaya bir türlü gidemiyoruz. Yani fiziğin elindeki araçlar ona izin vermiyor. Yani neyin temel olduğunu aslında hiçbir noktada söyleyemiyoruz. Ama şu var mı? Yani bu Cihan Hocam'ın sorduğu şeye karşılık olur mu? Külli olarak evreni standart model dediğimiz bir şey var. Yani bu işte bütün bu kuvvetlerin ve bu parçacıkların kendi aralarında etkileşimi formüle eden, yazan bir şeyimiz var. Bir genel bir çerçevemiz var. İşte uzay zamanında nasıl hareket ettiğini söyleyen Einstein'ın teorisinde eklersek. Ama bu her şeyi de açıklamıyor tabii ki. Yani temel parçacıkların etkileşimlerini bile daha %100 açıklayabilmiş değiliz. Elimizde olan tabii ama yani bir standart model var. Peki Mehmet artık Enis Hoca bitirelim mi? Yorulduk. Hocam bitirelim. Enis Hoca da yönetim inşallah nasıl isterseniz. Yani bitirelim, çok uzadı. Hocamızın sohbetine doyum olmuyor. Artık bir sunum sözü daha verir. Orada kalan soruları alırız. Herkese İnşallah. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Uzun bir program oldu. Allah razı olsun. Hem düzenleyenlere hem katılan hocalarımıza. Mehmet hocam. Tabii buyurun hocam. Şimdi doğrusu İlyas hocam sözüne başlarken Mehmet Bulgen Hoca ile aralarında tabii bakış açılarında bir farklılık olduğunu ben fark ettim. Aramızı açma. Ben,
Yani sanki Mehmet Bulgen itizal etmiş gibi bir duruma düştü. Şimdi estağfurullah. Yok ama ben burada İlyas Hoca'nın tarafını tutacağım. şöyle bir durum var. Şimdi mesela Fahrettin Razi'yi hatırlayalım. Malum Fahrettin Razi kendi dönemindeki bilimleri, yani o bilimsel birikimi gerçekten çok iyi ihata etmiş ve özümsemiş ve oradaki birikimini tefsirine bile yansıtmış. Günümüzde biz Fahrettin Razi'nin kendi zamanının bilgi birikimine dayanarak alemle ilgili yaptığı açıklamaları şu anda şey yapıyoruz, yadırgıyoruz. İşte yani dünyanın düz olduğuna dair bilgiler falan paylaşıyor. Şimdi Fahrettin Razi'nin böyle bir sonuca varmasına kendi zamanındaki bilimsel birikim böyle bir risk, daha doğrusu böyle bir tehlike oluşturdu. Şimdi aynı durum acaba günümüz kelamcıları acaba yani fizikçilerin tabirime mazur görün ama güdümüne girerse, çünkü fizik her halükarda şahit alem ile ilgileniyor ama kelam biraz daha metafizikle ilgileniyor. Yani fizik alanda elbette yani ilgisiz kalmak mümkün değil. Fizik alem Allah'ın eseri zaten. Eserden müessire doğru bir geçiş yapmak gerekir. Bunlara bütünüyle alıcılarımızı açmamız gerekiyor. Ölçülebilir bir alan. Amenna, hepsi çok önemli. Fakat Fahrettin Razi'nin düştüğü duruma, o risk günümüzdeki şeyler içinde geçerli değil mi? Ama bu risk vardır diye de ona kayıtsız mı kalacağız? Ona da asla kabul etmiyorum. Ama böyle ihtiyatlı, sürekli ihtiyatlı olmak gerekir diye düşünüyorum. Yani ama kelamcılığın özellikle metafiziksel perspektiften meselelere yaklaştığını göz ardı etmemek gerekir. Yoksa metafizik bu sefer fizik alana indirgenme riskiyle karşı karşıya kalır gibi geliyor bana. Çünkü fizik ne kadar sınırlarını zorlarsa zorlasın, yani sınırlarına vardığı zaman bir çocuğun ana rahmindeki, ondan sonra ana rahminin cidarını, içeriden cidarını zorlaması gibi, yani eninde sonunda zorladığınız şey fizik alemdir. Yani işte alem yani. Metafiziğe yine geçemiyorsunuz. Dolayısıyla metafiziğin var olduğunu sürekli hatırda tutmak gerekir ve ikisi arasında böyle bir irtibat zihinde saklı tutarak sanki her iki tarafın biraz daha ihtiyatlı davranması gerektiğini düşünüyorum. Ben yani kusura bakmayın, hariçten birisi olarak belki haddimi de aşmış oluyorum ama bir hakemlik yapayım dedim. Biraz da biz hukukçuluk bize biraz farklı bakış açılarında hakem rolü oynamayı da dikte ediyor. Ben de onun gereğini yapmış olayım. Ben sabrınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Hürmetlerimi arz ediyorum cümleten. Hayırlı akşamlar. Evet, akşamlar. Evet, Mehmet Hocam var mı bir tanıtım? Sözü Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bilal Hocam çok zenginleştirdiniz. İnşallah her hafta bekliyoruz sizleri. Gerçekten bir hukuki gözüyle meseleye bakılması da çok önemli. Benim aklıma hemen 1990'lı yıllarda, tam ismini hatırlamıyorum ama, Amerikalı bir hukukçu profesörün Darwin'in evrim teorisini Darwin's Trial diye böyle yargılaması ve Amerika'da kamuoyunu tamamen Darwin aleyhine çevirmesi gibi bir olay aklıma geldi. Şimdi haftaya inşallah biraz daha belki bugünkü edindiğimiz fizik bilgileri de dikkate alarak, biliyorsunuz kelamcılar vesileci evren tasavvuruyla meşhurdurlar klasik dönemde. Nazif Muhtaroğlu hocamız haftaya inşallah, biliyorsunuz o tüm akademik kariyerinin ağırlığını vesilecilik üzerine çalışmalarıyla geçirdi. Modern bilim ve felsefe açısından vesilecilik konusunu inşallah haftaya değerlendirmeyi düşünüyoruz.
Böyle güncel konularla irtibatlı bir şekilde İlyas hocamızın da himmetiyle, yine Enis hocamızın da desteğiyle, yine diğer katılımcı hocalarımızın da inşallah iştirakiyle devam edeceğiz. Ben çok tekrar çok teşekkür ediyorum. Bilhassa bizim çok yoğun gündemde kırmadığı Şener hocam. Gerçekten çok istifade ettik. Çok ufuk açıcı bir, mümkün olduğunca objektif kriterlere bağlı kalmaya çalışan oldu. İnşallah daha ileriki haftalarda bekliyoruz. Herkese saygılar sunuyoruz. İnşallah. Hoş, sağ olun. Teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.